Gaziantep'te tüm okullarda belirlenen öğretmen ve öğrencilere verilen ilk yardım eğitimleriyle 20 çocuğun hayatı kurtarıldı. Sağlıkla ilgili bilgisi olan kişiler. Ama ilk yardım neden olabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela su içerken onu güldürmeye çalışmayın ya da yemek yerken onu güldürmeye. Öğrenciye temas eden herkese bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Başta ilk karşılaşacağımız belirti burdur. Konuşamaması, tamam. Hemen hemen tüm okullara bu noktada eğitim noktasında gittik. İşte 8.000'e yakın öğretmenimize ilk yardım eğitimi verdik. 20.000'e yakın öğrenciye, 500'e yakın velimiz ve bu arada işte servis şoförleri ve kantin çalışanlarına da ilk yardım eğitimlerine başladık. Tam tıkanıklık dediğimiz durum çok acil müdahale etmeniz gerekiyor bakın. 20'ye yakın hayat kurtaran kursiyerimiz var. Tıkanıklık, tamam. Önce ne yapıyorum? Ağız içini kontrol ediyorum. Okullar bu noktada bizim için ilk adım. Niye? Çünkü eğitim okulda başlıyor. Biz de onun için öğrencilerden başlamak, öğretmenlerden başlamak. Çünkü kalabalık bir ortam olduğu için, ilk müdahale onda çok gerekli olduğu için, bunun için biz de okullardan bu noktada başladık. Müdür Bey, Cengiz Bey müdahale etti ve kurtardı. Bu çok sık karşılaştığımız durumlar arkadaşlar. Okullarımızda yapılan ilk yardım eğitimi hem can kurtarıyor hem hayat kurtarıyor. Velilerimizin, öğrencilerimizin bu anlamda bilinçlenmesi çok önemli. Ayrıca Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan ilk yardım eğitim merkezinde ben bir eğitim almıştım. Sonra okulumuzda bir öğrencimizde gıda tıkanması sonucunda o almış olduğum eğitimle birlikte öğrencimizin hayata dönmesini sağladık. Cengiz Hocam sana müdahale etti ve nefes almaya başladı. Ne hissettin o an? Çok iyi hissettim hocam. Şimdi o çocuk zaten boğulmak üzereydi. Eğer biz orada olmamış olsaydık hayata veda edecekti belki de. Onu kurtarınca hocam ben size bir can borçluyum deyince çok duygulandım, çok etkilendim. Yani gerçekten ilk yardım herkeste çok önemli ve hayat kurtarıyor. Soluk borusu ve yemek borusu birbiriyle komşu.